Cuma namazı fakirlerin haccıdır. İmam Bakır aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Her kim bir özrü olmaksızın 3 cuma namazını birbiri ardınca terk ederse Allah kalbini mühürler. Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, her kim 3 cuma namazını önemsiz saydığı için terk ederse Allah kalbini mühürler. Yine buyurdu ki, her kim kasten ve hiçbir sebep olmaksızın 3 cuma namazını terk ederse Allah kalbine nifak mührünü vurur. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bir grup cuma namazlarına katılmıyor. Bu işten el çeksinler. Aksi takdirde kalplerine mühür vurulur ve böylece gafillerden olurlar. Allah'ın sevgilisi, hacdan mahrum oluşu konusunda şikayette bulunan bir kişiye şöyle buyurmuştur. Ey Galip! O halde cuma namazını kıl. Şüphesiz cuma namazı fakirlerin haccıdır. Allah'ın sevgilisi şöyle buyurdu. Cuma namazı fakirlerin haccıdır. Bir başka hadis-i şeriflerinde ise şöyle buyurmuştur. Halktan bir grup çok az cuma namazı kılar ve Allah'ı gaflet ve nifak üzere zikreder. Yine bir başka hadis-i şeriflerinde Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, her kim iman üzere ve Allah için cuma namazı kılarsa amellerine baştan başlamıştır. Yani Allah ona karşılık geçmiş günahlarını bağışlar, amel defterini yeniden açar. Hutbeyi dinlemenin adabı hususunda İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. İmam cuma günü hutbe okuyunca hutbeyi bitirinceye kadar hiç kimse konuşmamalıdır. Hutbeyi sona erdirince namaz için kâmet getirinceye kadar sohbet edebilirler. Hazreti Ali aleyhisselam aynı hususta şöyle buyurdu. İmam cuma namazının hutbesini okuyunca namazda caiz olduğu miktar dışında ne konuşmak caizdir ve ne de kıbleden yüz çevirmek. İmam Sadık aleyhisselam, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, imam cuma namazının hutbesini okuyunca sohbet etmeyi yasaklamıştır. Zira her kim hutbe esnasında konuşursa boş bir şey yapmış olur ve her kim de boş bir şeyle uğraşırsa cuma namazı yoktur buyurmuştur. Yine şöyle buyurmuştur. İmam cuma hutbesini okuyunca insanlara susmak farzdır. Hazreti Ali aleyhisselam buyurdu ki, cuma günü imam hutbe okuyunca sohbet etmek mekruhtur. Fıtır, kurban ve yağmur talebi için kılınan namazda da durum aynıdır. Yine İmam Sadık aleyhisselam buyurdu ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her vaiz kıbledir buyurdu. Yani imam cuma günü insanlar için hutbe okuyunca insanlar ona yönelmelidir.